Şimdi başlıyor değil mi? Burayı da başlayalım mı? İstiyorsan başla. Herkese merhaba. Canlı yayınımız başladı bile. Burada mı kamera, burada mı kamera? Nerede kamera? Canlı yayınımız başladı. Herkese merhaba. Şimdi yavaş yavaş sizle ilgili, hani pişirme teknikleriyle ilgili sorularınız, yani iyi yemek yapmayla ilgili sorularınız canlı yayında böyle birebir sizlerle konuşabilelim. Bizden neler istersiniz? En çok neyi merak edersiniz? Birazcık onları anlatmak istiyorum. Ve canlı yayında hani böyle hem YouTube'da yayındayız hem de Instagram'da yayındayız. Sormak istediğiniz sorular, merhaba Mustafa Kemal, bu arada merhaba Nalan, merhaba Sultan Berna ve hoş geldiniz herkes. Hemen şimdi size sorulardan başlıyorum. Gazlı ocak mı, elektrikli ocak mı diye sormuş Zeynep. Tabii ki gazlı ocak arkadaşlar. Evet, gaz çok pahalı. Elektrik de arkasından geliyor. Hangisi bilemiyorum ama iyi yemek pişirmek için o ateşi hissetmek çok bambaşka bir duygu. Live mi yazın YouTube'da? Ondan sonra pirinç pilavı şehriyeli tam kıvamda ama sadece sade başarılı olmuyor. Neden? Diye sormuş. Büyük Öztürk Sibel. Şöyle çok net söyleyeyim. Tane tane güzel bir sade pilav yapmanın özelliği bir kere pirinçleri yaklaşık 15 saniye güzelce ılık suda bekletmek. Kaynar değil, kaynar olsa yine lapalaştırıyoruz. Ilık ve o ortada bir arada pişirmek. Efendim Bahar bir şey dedim. YouTube kamerasına da bakarsan. Tamam. İkincisi birinci özellik bu. Güzel tane tane pilav için. Ilık suda bir 15 dakika pirinci şöyle bir dönüp şey olması lazım. İkincisine gelirsek yağ, tereyağı ve birazcık zeytinyağını ben karıştırıyorum. Güzel bir yağı kavurmakta fayda var. Güzel bir yağ ile en az bir bardağa bir böyle büyük tereyağı, yani 1,5 çorba kaşığı gibi bir çorba, 2 çorba kaşığı da zeytinyağı olması lazım arkadaşlar. O süzdükten sonra pirinci biraz şeffaf önce böyle kavurduğumuzda hafif matlaşır, beyazlaşır, opaklaşır. Sonra tekrar şeffaflaşır. O şeffaflaştığında güzel, ideal tane tane pirinç için olması gereken şey. Sonra güzel 1-1,5 oranında suyunu koyduk. Kapağını kapattık. Kapağını açık yaparsak asla pilav güzel pişmiyor. Sonra tam böyle bakacağız. Ortasında böyle bir delik açacağız. Delikten böyle aşağıda su birikiyor mu birikmiyor mu? O baraj gibi böyle kenarları duruyor. Ve böyle tam ortasında dipte su yoksa örtüsünü koyacağız. 10 dakika minimum demlendireceğiz. Hamamda gibi ve mükemmel olacak. Başka soru, glutensiz beslenmeye teşvik. Valla glutensiz beslenme için tarifler artıyor. Gıbrıs badates dürüm tarifi yapar mı? Badatesden dürüm tarifi mi varmış? Basmati pirinç için ılık suda bekletmek şart mıdır? Basmati pirincin Merve Argun sormuş. Merhaba Merve. Pirinçte ılık su şart o kadar değil. Bir sudan geçirmek 5 dakika. Çünkü aslında bizim insanlar gibi pirinçlerde belleri kalınlaştıkça nişasta oranları artıyor. Belleri inceldikçe nişasta oranları azalıyor. Dolayısıyla onun böyle tane tane olabilmesi daha kolay oluyor. Onu çok daha az bekletmek ya da hiç bekletmeden de ben evdeyken mesela halim olmuyor bekletmeden yapayım yine çok güzel oluyor. Emel Tarık eyvah geç gördüm demiş. Hayır geç değil, hiçbir zaman geç olmaz. Karnabahar kıymasız nasıl tencere yemeği olarak lezzetli olur demiş Türkiye Hanım. Benim karnabahar tarifine bakabilirsiniz. Kıymasız da olsa oradaki önemli olan şey karnabaharın, yani YouTube'da vardır. Karnabaharın dışını çok güzel kavurmak arkadaşlar. O böyle dışı çok güzel böyle karamelize olursa çok güzel olacaktır. Onu böyle güzel kızartmak önemli. CLMK Refika seni seviyorum. Şahane yemekleri püf noktalarıyla bizimle paylaştın. Ben çok teşekkür ederim. Abla ben Açlık Lisesi'nde okuyorum. Uygulamalar bir türlü şu hamuru tutturamadım. Sizce neyden dolayı tutturamamışımdır? Şu hamuru tutturmak bu kadar zor değil. Yağız anlatmak ister mi şu hamurunu? merhabalar. Belki ilk önce hamuru suyla bunu kavurduktan sonra belki sıcak olarak, yani çok sıcak bir şekilde yumurtayı koyabiliyorsundur.
Ya da yumurtayı bir an, bir seferde koyuyorsunuz. Onu böyle biliyorsun, teker teker koyup yedirmek gerekiyor. Bir de benim bir arkadaşım okuldayken şey yapmıştı. Hamuru suyla karıştırdıktan sonra, yani suyu unla karışıp kavurduktan sonra buza koymuştu. Çok soğuk olması da çok ideal değil. Yani tutmasını o da etkiliyor. Ilık bir şekilde parmağı batırıp böyle yoğurt mayalama derecesinde olunca ve teker teker yumurtaları koyunca da tutuyor bence hamur. Süpersin. Solmaz Kılıçkaya fırında içli köfte şahane oluyor demiş. Evet, çok güzel oluyor. Air fryer'da yıkılıyor. Ondan sonra Elif Sena Uzbaşı 13 yaşındayım, mutfakla ilgim var. Ne yapmamı önerirsiniz demiş. Önerdiğim şey şu: Yemek Okulu Pro katılda bir üyeliğimiz var arkadaşlar. O katıl sayesinde şu an böyle işte bıçakları anlattık, şimdi pişirme tekniklerini anlattık. İyi yemek yapmanın bütün ipuçlarını tane tane anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Abla makarna yapma diyen var mı? Niye yapma diyen olsun? Hele bu zamanda arkadaşlar. Bir de dün bir toplantıda bir şey öğrendim makarna ile ilgili. Hani biz böyle şey yapıyoruz ya. Ya makarna yiyoruz işte, ne yapalım işte, bu ekonomik durumlardan başka bir şey olsa da işte acaba başka bir şey yesek hani. Ama herhalde biz işte çok makarna yiyoruz bu fakirlikten falan gibi bir his oluyor hepimizde. Bir kere bu hissi atın. Dünyada en çok makarna İtalyanlar, Almanlar ve pek çok Avrupa ülkesi. Yani yemek kültürlerinin azlığından da olabilir, bilmiyorum şeysi. Ama makarna buralarda çok seviliyor ve ana yemek olarak yeniyor. Ve yaklaşık bizim 2 katımız, 2,5 katımız pek çok bizden çok daha gelişmiş ülkede. Dolayısıyla makarna yemek, ama makarnayı böyle güzel, hani lezzetli bir ana yemek, bir şeyin yanındaki, düz atıyorum köftenin yanındaki düz haşlanmış makarna olarak değil de yani bir pilav alternatif veya bir bulgur alternatif, ana bir yemek olarak hala makarnanın gidecek çok yolu olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Mutfak şefleri için çekirdek yapılacaktım, bekliyorum demiş Kübra Türk. Buradan duyuruyorum, yarın Instagram'da ve 5 tane galiba mutfak şefi, 5 mi bilmiyorum, Erkan aşağı yazarsan süper olur. 5 tane mutfak şefini yarın çekiliş yapıyoruz. Kübra Hanım, unutmadık, sözümüz söz. Sonunda becerdik, biliyorsunuz bir sürü çekiliş için prosedürler oluyor. O prosedürlerden dolayı böyle oldu. Evet. Ha? Pazar akşamıymış. Ha, pardon, pazar akşamıymış, ben yanlışım, pazar akşamıymış. Balığın yanına çok güzel salata tarifi verir misin? Soğan roka dışında. Balığın yanında güzel salata. Valla ben özellikle şimdi hazırda daha kış çıkmadan lahana, ince ince lahana, birazcık havuç, içine çok azıcık portakal suyu olabilir veya mandalina suyu olabilir, azıcık tane hardal, birazcık mayonez olabilir, onu karıştırdığında ister balığın yanına, ister ne bileyim tavuğun yanına, şimşer yanına inanılmaz güzel oluyor. Elimi kaldırınca şey diyor, doğru şey böyle hareket ediyor mu? Diyor. Tamam. Çekilişte EMA ürünleri var mı? Hayır arkadaşlar. Sadece 5 tane Karaca'nın mutfak şefi var. Karaca'nın işte bir videosunu yapmıştık. Orada çok güzel böyle renkli renkli mutfak şefleri vardı. Ben 5 kişinin daha olsun dedim. Öyle oldu. Muhittin Çolak, Active Fryer'lar hakkında ne düşünüyorsun? Acaba Active Fryer dediğimiz o bir şeyin, Tefal'in galiba markasının Air Fryer'lar için diye düşünüyorsak eğer, ben büyük Philips'ciyim. Philips Air Fryer'larla aşk yaşamaktayım. Onlar işte böyle büyükleri var, X-Large'ları var. Şimdi galiba X-Large da çıkmış. Onu da merak ediyorum. Çok güzeller ve şu an evde benim fırından daha çok kullandığım bir şeye dönüştü o Air Fryer. Bir yatırım, ucuz değil. Ama yatırınca kendini çok kısa sürede çok iyi çıkarıyor. Abla köfte. Abla köfte gerçekten en sevdiği şey Refika'nın da köfte, biliyorsunuz. Refika'dan kesme tahtam geldi, kıyıp kullanamıyorum. Bakışıyoruz bir süredir demiş Burçin Hanım. Burçin Hanım'a çok sevgiler. Kullanın. Kullanmadan hemen yalnız lütfen bir zeytinyağı ile kesme tahtanızı yağlayın. Bir kesme tahtası aldığınız aklınızda olsun. O da bizim ellerimiz gibi yağ ister. Ama su kalıp, yani ıslakken yağlarsanız da iyi olmaz, aklınızda olsun. Evet, pişirme teknikleriyle ilgili sorular sormaya buradayız arkadaşlar. Ne demiş? Pişinin
kabarık olması için püf noktası öğrenebiliyorum. Bir kere pişiyi hiç kasmayın, hamur tutmaya. Ekmek hamuru, yani şeyden, fırından ekmek almak yerine ekmeklik hamur alın arkadaşlar. Kıbrıs'a selamlar bu arada. Ekmek hamurunu alın. Ekmek hamurunu böyle kızgın yağda çap 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 atın. Onun güzel olmama ihtimali yok. Hamur, eğer hamurla çok oynarsanız, yani böyle şafi o şişti, güzel ya ekmek hamuru şişmiş. Ona böyle çok mıncık mıncık yapar bir şekil vermeye çalışırsanız o zaman kabarık olmaz. Hamuru geliş güzel kesin ve yağ atın. Yani o içinde ne oluyor? İşte maya aktife oluyor ve aslında bir nevi gaz çıkarıyor. O gazları çıkarınca o büyüyor. O büyümüş haliyle yağ attığınızda nedir? İçindeki hava ısınan hava daha da genişleyecek. Bir çıtır çıtır geniş ve puf puf bir şey olacak. Ama biz de onu tekrardan böyle elimizle ne yaparsak, bizim gücümüz tabii onun genişlediği hava kabarcığı gazından daha yüksek. Dolayısıyla biz onu bastırdığımızda o daha genişleyemeden ızgaraya da attığımızda içindeki hava daha az ve o yeterince puf puf büyüyemeyecektir. Ekşi maya ekmekler hakkındaki düşünceniz nedir? Ekşi maya ekmek arkadaşlar çok önemli. Aslında keşke becerebilsek ve sadece ekşi maya yesek. Neden? Size böyle cart diye söylüyorum. 5 tane sebep söyleyeceğim ama birinci sebebini söyleyeyim. 1. Ekşi maya dediğimiz işte mayanın aslında hani yavaş yavaş olgunlaşarak gittikçe kuvvetlendiği bir maya. Ekmekteki gluten var ya, gluteni ekşi mayada yavaş bir şekilde glutamata. Yani monosodyum glutamat vardır, MSG. Yani biz lezzet arttıran, inanılmaz soyada olan, böyle şey olan, güzel, iyi bir pişmiş bir domates o. O glutamata yükselttiği için lezzeti, gluten glutamata dönüşüyor. Ve o ekmeğin bir nevi sakız gibi, bir tane çok güzel Burak'la videomuz var. Hamur yapıyoruz, sonra hamuru yıkıyoruz. İçindeki gluten çıkıyor böyle, sakız gibi bir şey. Ama o gluteni ekşi maya yavaş yavaş glutamata, o sakız hani bizim bağırsaklarımızdan hani yapışan işte ikinci beyin bağırsak falan filan diyen ve bağırsakları kötüleştiren şeyi ekşi maya parçalıyor ve vücudumuzun hazmedebileceği bir hale getiriyor. O yüzden ekşi maya bir diğer önemli şeysi, önemli konusu. Ve ben yani en önemli sebebi bu. Bir de ekşi maya çok daha lezzetli. Zaten gluteni glutamata çevirdiği için de diğer dört, yani ızgara yaptığım bir ekşi mayanın ekmeğin üzerine koyduğum peynir, üstüne koyduğum ne varsa çok daha lezzetli olması bir tesadüf değil. Ekşi mayanın gluteni glutamata çevirmesi. Nergis Hanım Tefal mi Philips mi demiş. Yani şunu söyleyeyim, ben kesinlikle Philips'çiyim ama Tefal ile hani Philips'le aynı zamanda çalışıyoruz da dolayısıyla bu şey midir? Hani ben sadece hani kişisel olarak söyleyeyim, ben Philips kullanıyorum. Philadelphia'dan selamlar demiş. Bize cevap e-mail adresinizi verirseniz bir şey danışmak istiyoruz. Vereyim. Refika et. Refika'nın mutfağına atabilirsiniz. Ama bunu size attım. HLD-HR'ye. Herkes bazen göremeyebiliyorum e-maillerimi. E-mail konusunda bayağı garibanım. Telefondan canlı yayında olduğum için şey yapamıyorum. 3 yıldır mercimek ekmeği ve mercimek cipsi yiyoruz. Afiyet olsun. Refika Salam bizimle selam paylaşabilirsiniz. İstanbul'dan Rum, Ermeni, Musevi yemekleri var mı? Var aslında Bartu ve daha çok yapmalıyım bence de. Hatta bu şey çok istediğim bir konu vardı. Onu bir türlü fırsat olup yapamadım. Eski bir duayenin bana öğrettiği dalak dolması. Onu bir gün inşallah yapacağım. Hashimoto Troy'da olan biri olarak söylüyorum ki ekşi maya ev yapımı ekmek hayat kurtarır demiş. The Hilmi 87 kesinlikle. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Benim annem çocuk doktoru The Himini. The Himini şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle Hashimoto'da benim annemin özellikle tavsiye ettiği şey teflon olan tavaları kullanmamak. Hashimoto'ya engel şey yaptığını söylüyor. Bu aklımızda bir bilgi olarak, eğer böyle bir problem varsa çok izleyende de olduğunu tahmin ediyorum. Teflon tavalardan uzak duralım derim. Sanem Baykoçak, şeker pare yaparken irmiğim hep azıcık kıtır kalıyor. Şerbet soğuk, tatlı sıcak yapıyorum ama başka nerede hata yapıyor olabilirim. Güzel bir şey değil mi zaten irmiğin kıtır kalması?
İyi bir şey Sanem Hanım. O hamur olursa yeterince güzel. O zaman ekmek gibi oluyor. Gerçekten kötü değil. Çok kıtır geliyorsa size bir tık suyunu arttırabilirsin. Evet, şerbetin miktarını arttırabilirsin. Şerbetin miktarını arttırabilirsin. İdeal tuz aranı nasıl ayarlanır? Ay çok güzel. Buket Hanım, Buket kocaman bana çok güzel bir soru sormuş. Tam da şimdi bir sürü biliyorsunuz arkadaşlar YouTube'da, Instagram'da bir sürü tarifler siz de görüyorsunuz. Artık hepimize of geliyor. Evet ben onlara göre çok daha uzun konuşuyorum. Ama o uzun konuşmada inanın normal bir yemek yaparken 3 lezzetli, iki onu 4, 5 lezzetli yapabilmek için ve inanılmaz bir bilgi biriktirdik tuzla ilgili. İki tane şey var tuzla ilgili. Yemeğin tuz lezzeti. Bir tuzu yemeğe koyduğumuzda yemeğin genelinin lezzetini arttırıyor. Yani diyelim bir patates haşlayacağız. Ve haşlarken bir parça tuz koymamız lazım. Ve bu genel o ısırdığımızdaki patatesin tadının lezzetini artırıyor. Bir ikinci tuzluluk var. O da son dakika konan. Yani baştan ve pişerken bütün hücreleri sirayet ediyor. Bir de son dakika. Son dakika bir şeye tuz koyduğumuzda ısırdığımızda tuzluluk tadı hani tatlılık tuzluluk gibi hani ay bu çok tatlıymış, ay bu tuzluymuş dediğimiz o tuzluluk tadını arttırır. Son dakika konan tuz. Ama yediğimiz şeyin genel bu patates olabilir, bu bir kek olabilir neyse veya bir ekmek olabilir ve bir şey yani bir fasulye yemeği olabilir. O yemeğin lezzetini tam olarak arttırmaz. Dolayısıyla yemeğe tuz koyarken başta koymak isteyeceğimizin bir kısmını sona yakın da bir kısmını koymamız lazım. Çünkü en baştan ihtiyacı olan tuzu yemeğe koyarsak bu sefer hücreleri şey yapıp çok daha fazla tuz bizdeki o isteyeceğimiz hani alıştığımız tuzluk tadını kazandırabiliyor. Ama sadece sonda koyduğumuzda yemek daha az lezzetli bir yemek. Tuzlu bir yemek oluyor ama lezzeti daha düşük bir yemek oluyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ne dersin? Anlattıysan bana böyle yapın da ben de emin olayım. Ve Buket Hanım'ın cevabı şeyiniz söyledik. Çok kilo verdim Reşika. Fit tarifler gelecek mi? Fit tarifler galiba haftaya yayınlıyoruz. Bakayım başka. Buradan ben baharatları indirmeye yakın koyuyorum. Baharatlar için de demin bahsettiğimiz konu yani tuz için geçerli olan şey baharat için de geçerli. Baharatın bir kısmı önce, bir kısmı da en son konması lazım. Lezzeti için önce, kokusu ve o kendi yarattığı karizma için sonra. Et pişirirken mühürlemek için ocağı hızlı açınca suyu çıkmıyor. Ama bu sefer de pişmiyor ve dışarıdan su ekliyoruz. Ha, şimdi Instagram'da gelen sorulardan çok büyük bir kısmı arkadaşlar gerçekten et pişirme mühürleme ile ilgili. İzin verin onu şöyle güzelce anlatalım. Şimdi et elimiz bu diyelim bu elimiz bir et tamam mı? Bu et bir tarafı şimdi bu kalın bir et de olabilir. Bu bir tarafının mühürleme olayı nedir? Mühürlemenin birkaç tane sebebi var. Tavaya koyduk jos diye. Rengi değişti ve kahverengileşti. Burada Maillard reaksiyonu var. Maillard reaksiyonu da 3 lezzetli olan bir şeyi 4, 5, 6 lezzetliye çeviriyor. Jos bir tarafını pişirdik. Sonra öbür tarafını pişirdik. Ama içi daha belki kırmızı ve sulu kaldı. Bunda ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım Yağız? Belki marine edebiliriz önceden. Ha. Yok Yumuşatma. sadece pişirin. Beklemediği yerden geldi. Şöyle bunun içinin yani dışı yanacak. Bir kere Müge Boz merhaba bu arada Müge. Yani dışı yanmadan içinin iyi pişebilmesi için bir kısmı böyle pişirdikten sonra fırına atabiliriz. Yani 7-8 mesela bir tarafını kahverengileştirdik, öbür tarafını kahverengileştirdik. Sonra şeye fırına atıp güzelce kahverengiyle yani şey güzelce bir 8-9 dakika içine pişmesi için böyle 160-170 derecede fırında tutabiliriz. Bir. İkincisi
Yağız dedi ki marine edebiliriz. Yani marine etmek aslında içine lezzetlerin girebilmesini birazcık bekleyip içine sirayet edecek. Ondan sonra yaparız ama bu dert yine devam edebilir. İyice pişsin istiyorsanız etiniz ve bunu tavada yapacaksınız. Birkaç parçaya ayırabilirsiniz. Jos jos pişirebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey düşünün. Etler, karides falan da böyle. Ya az pişirmelisiniz. Yani ya jos jos pişirmeliyiz ya da düşük ateşte uzun pişirip böyle içindeki şeyin kolajenin böyle hani böyle bir jelli bir şey çıkar ya, kolajenin yavaş yavaş açılmasını sağlamak lazım. Bu böyle 100 derecelerin üzerinde 152 yani 100 derecelerin üzerine çıkınca 70-80'lerin üzerinde çok olunca et o kolajen çıkamıyor. Fakat ne derler o kolajen çıkamayınca sulu sulu yani, ne oluyor? Kolajen çıkabilmesi için düşük derecelerde uzun uzun pişmesi lazım. O zaman mesela tranç. Şimdi artık bonfile almak çok daha da zorlaştı bu ekonomik durumlarda. Bu sefer tranç alıp onu yavaş pişirip böyle lif lif ayrılan bir ete çevirmek mümkün. Bu arada şunu söylemem gerekiyor. Hani Yemek Okulu Pro'ya arada üyeler bayağı yazıyor. Çok teşekkürler verdiğiniz destek için. Orada mesela yavaş pişirmeyle ilgili bilmiyorum 45 dakika falan mıydı videomuz? Evet. Ciddi böyle bu tahtanın önünde uzun uzun anlatıyoruz. Orada daha detaylı bilgiyi de bulabilirsiniz. Mügeciğim çok öpüyorum. Başka Allah rızası için yardım edin demiş. Pardon. Begüm Hanım. Bayağı kilo verdik. Evet birazcık Instagram'da sağ olsun. Güzel, daha da güzel gösteriyor. Peki kavurma yaparken mühürlemek gerekir mi? Her zaman et, kırmızı et yapıyorsak mühürlemek yani kahverengileştirmek önemli. Bir tartışmaya göre mühürlesen de içindeki suyu işte kaçmasına bir şey olmuyor gibi oluyor ama o kahverengileşme önemli. Kahverengileştirdikten sonra yemeğin içini pişirmek eğer yeterince böyle harlı, yani şu önemli, tavada et pişiriyorsunuz diyelim. Tantuni gibi bir şey veya kavurma yapacağız. Şöyle diyelim bu kadar bir tavaya 1 kilo et koyarsanız ne oluyor? O et sulanıyor. 1 kilo mantar için de aynı şey geçer. Böyle bir tavaya yarım kilodan fazla hatta 400-500 gramdan fazla koymamak lazım. Öyle koyduğunuz, daha fazla koyduğunuz zaman bir tarafı kahverengileşene kadar harı yetmiyor daha doğrusu. Alttaki ateşin harı yetmiyor ve sulanmaya başlıyor. Et suyunu bırakıyor. Bu sefer kavrulacağına, yani yağıyla beraber cızır cızır edeceğine kendi suyunun içinde haşlanmaya başlıyor. Ve bunun lezzeti de yani pişmiş ayak gri oluyor ve lezzeti de eksik oluyor. Mutfak Yusuf'u merhaba bu arada, Antalya'ya selamlar. O da bizim pro üyemiz, gördüm şimdi. Kıyma kavururken önce kıymamı mı kavurmalıyız, soğanı mı? Ekibe kocaman sevgiler, sana da kocaman sevgiler. Şöyle, bu da çok güzel bir soru. Kıymayı koyacağım kendi yağıyla, dana döş. Ondan sonra böyle iyice tavaya yaydım. Yine bunda da kalabalıklaştırmak önemli. Kırmızı yağ et. Onu çevirip iki tarafı böyle daha düz kahverengi olunca su bırakmaya başlıyorum. Tamam mı? Böyle azıcık bir su. Orayı kısa geçmeye, yani orada kahverengileştirmeyi kısa geçmemiz lazım ki kıyma kendi öz suyunu çok kaybetmesin. Harlı da o biraz böyle azıcık su bırakır gibi oluyor ama ocak ve yüksek ateş onu toparlıyor. Su böyle akarmış gibi tekrar suyunu böyle geri çekmeye başladığı zaman, yani o ısı oraya geldiği zaman soğanı eklemek gerekiyor. Ve ondan sonra soğanın suyunu, et geri çekmeye başladı ya, o soğanın suyunu çekip iyice yumuşamasını sağlamak lazım. O zaman inanılmaz güzel oluyor. Mantar çorbası tarifimi denemiş. Daha muhteşem diyor. Gerçekten ben de inanıyorum. Hatta o mantar çorbasının olayı şöyleydi. Yıllar evvel Knorr'a içinde hiç katkı olmayan, hani biliyorsunuz bir sürü bir şeyler koyabiliyorlar falan filan. Ben iddia ettim hiçbir katkı olmadan, hiçbir ama sadece işte sebze tozları vesaire çorba yapılır, birileri yapılamaz dedi falan. Neyse yaptık.
Ve aslında o yaptığım zamanındaki hazır şimdi kaldırılıyor. O hazır çorbanın birebir aynısı o tattın. En güzel lahmacun nasıl yapılır şefim? Bak şöyle hocam. Evde malzeme hazırlayıp dışarıya fırına veriyoruz. Nasıl hazırlayalım içini? Bunun için MS Gülsahat Hanım'a söylüyorum. Bizim çok güzel YouTube'da videolarımız var. İki tane video var. İkisini de deneyebilirsiniz. Bir tanesi evde ve 10 dakikada yufkayla yaptığımız bir lahmacun. Çok az efor sarf ederek. Onu muhakkak deneyin derim. Ama bizim mutfağın ve hani yapmaya çalıştığımız şeyin farkını anlatabilmek adına da bu tarif önemli. Normalde lahmacuncuların o hancısına koyduğu asla bizim evde yaptığımız gibi olmaz ya. Ben onu böyle taktım. Neden diye. Sizce neden? İlk kim bakalım bir cevap verebilecek mi? Buradan varsa bir cevap. Ben hemen bakıyorum. Türkmenistan'a selamlar bu arada. Ben bakıyorum. Antep lahmacun çok güzel. Evet, buradan gelmedi daha cevap. Belki de geç oluyordur diye bilmiyorum. Şöyle lahmacuncularda o iç hemen fırının yanında durur ya arkadaşlar. Böyle. Ve birazcık bekletince hafif ekşimsi de olur. O hafif ekşimsi olma hali aslında yani fermente oluyor aslında bir nevi. O fermente olan olduğu zaman daha lezzetli bir hal alıyor. Ve ben tamam dedim. O zaman ben bu lahmacun tadına bir fermente bir tat katmam lazım. Nasıl yapabilirim? Bunun üzerine ve de hızlı yapacağız ya. Sucuk, güzel bildiğiniz sucukla soğanı mutfak robotunda çektiğiniz zaman hem baharatı oluyor hem o güzel yani iç yağ lahmacuncularda olan bizim evdeki veya işte kasapta aldığımızda olmayan iç yağ oluyor. Ve onunla kıymayı karıştırdığında tam lahmacuncu lahmacunu içi oluyor. Aklınızda olsun. İşte hani hamur açmakla uğraşmak istemiyorsanız 3 kat yufkayla o tarif var. Ya da klasik lahmacun için evde lahmacun yapma o da var. Ne oldu? İkisine de bakabilirsiniz. Taş fırını ve içinde biraz su konması yumuşak olmasını sağlıyor. Evet, taş fırın önemli. Taş fırın, evde taş fırın yapmak için ne yapabilirsiniz? Böyle fırın taşları var. Biz Refika'da da satıyoruz. Aslında hani Anadolu'nun herhangi bir yerinde bu hani tuğlacılarda falan ateş tuğlası var. Onlardan alıp fırınızın içine koyarsanız onu yalnız 1 saat, 1,5 saat iyice kızdırmak gerekiyor. Ondan sonra fırın taş fırın oluyor. Ağzımız sulandı, harika atıyorlar. Çok teşekkürler. Refika abla ağzım sulandı demiş. Zorkaya. Sucukla kıymayı karıştıracağım yani diyor. Birgül sormuş. Şöyle Birgül. Sucuğu kıymayla beraber çekiyorsun. Zaten inanamıyorsun. Bir anda böyle bir sucuğu soğanla beraber çekiyorsun. Bildiğin kıyma gibi bir renk alıyor. Ondan sonra onu kıymayla karıştırıyorsun. Videomuz var. Yufkadan lahmacun videomuz var. Ne olur o videoyu ayrıca izleyin. Gerçekten tapılası güzel oluyor. Tapılası güzel diye kızmayın bana. Çok güzel oluyor yani. En pratik ve güzel tavuk tarifi hangisi acaba? Sosu ile birlikte. Söyleyeyim. En güzel benim için tavuk şu. Yıllardan beri böyle. Diyelim 1 kilo tavuk var. 1,5 çorba kaşığı domates salçası, 1,5 çorba kaşığı biber salçası, minimum 1,5-2 kaşık kimyon, 4-5 diş sarımsak, bütün bu lezzetler geçebilmesi için zeytinyağı, tuz, karabiber, çok azıcık da yoğurt. Bu böyle bununla, kebap bir de mangalda yapıyorsam, bir de bir soğanın suyu arkadaşlar, 1,5 bile olabilir. Onu böyle bekletin, 2 kaşık da yoğurt koyun. Dünyanın en güzel kebabı oluyor. Bunu tavuk içinde yapabilirsiniz, et içinde yapabilirsiniz. Bu karışımı çok çok lezzetli oluyor. Bir de hatta hangi videodaydı onu tam hatırlayamıyorum ama bulursak sonra bırakırız. Küp küp doğradığınız küp küp doğradığımız bu tavukları sulu yapıp sonra böyle muffin kaplarına küp küp koyup dondurup sonra tencere yemeklerinde kullanıyoruz.
Melisa Gökmen bu arada Pro'ya upgrade olmuş. Geçenlere çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Özkan sormuş. Annem salçalı yemeklerde hep salçayı en sonunda sıcak suyla karıştırıp koyuyor. Bu doğru mu? Doğru olan en baştan kavurup koymak lazım. En baştan kavurup koymak lazım ama annelerin yaptığına yanlış der miyiz demeyiz. Son dakika salça koyduğumuz zaman domatesin... Demin söyledim ya, domates aslında umami. Umami nedir? Beşinci tat. Yani beşinci tat dediğimiz şey, soruyu tam duymayanlar varsa tekrar söyleyeyim. Annem yemeklere salçayı son dakika, salçalı suyu karıştırıp son dakika koyuyor. Doğru söylüyor evet. Değil mi? Şöyle, domates umami yaratıyor, yani beşinci tadı yaratıyor. Ve beşinci tadı yaratabilmesi için aslında şey yapmak gerekiyor. Yani diğer, yani beşinci tat şu, acı, tatlı, ekşi, tuzlu, yani yemek neyse o diğer lezzetleri yukarı çıkarıyor anlamına geliyor. Onu yapabilmesi için bu dört tane şeyi yani önceden yapması lazım ki bu lezzetleri yani işi yapabilsin. Fakat son koyduğunda bir lezzet olabilir ama yine kendi lezzeti olup diğer yemeğin lezzetini güzelleştirmez. Salça iyi pişmiş ya da güneşlenmişse olabilir diye biliyorum. Yani salçaya bayağı bağlı biraz. Şöyle, salçanın tadı için dediğiniz gibi güzel olur ama yemeğin lezzetini arttırmak başka bir şey. Yani salçanın fonksiyon anlamında, yani diğer işe yaraması anlamında. Yoksa kendi tadını salça zaten güzel bir şey. Salçayı ekmeğin arasına koyup da yiyoruz. O da çok güzel oluyor. Ama bu yemeğin lezzetini güzelleştirme manasında eksik kalabilir. Sen varsın, her şey tamam, gerisi hikaye demiş Songül. Çok teşekkürler. Ayşegül demiş ki ben Koç Üniversitesi öğrencisi, size bildiğim kadarıyla koşuyorsunuz. Evet. Bir gün sizi okulumuza görmek isteriz. Geliriz ama öğrenci dekanı değiştirmek için geliriz. Önce Ayşegül, orada Landman diye çocuklarla konuşan dekanı ben üniversitemde istemiyorum. Onun için de ne gerekirse ben de yapacağım. Arkanızdayım arkadaşlar. Pirinç kaç gün suda bekletilmeli? Gün mü? Ne? Yapmayın arkadaşlar, gün değil. Bir saat maksimum 15 dakika yeter. Kek için fanlı mı? Fansız mı tercih ediyorsunuz? Kek için fanlı mı, fansız mı? Tabii ki fansız. Çünkü fan olduğu zaman şöyle düşünün. Akşam yazlık bir yerdesiniz, Antalya'dasınız, rüzgar esiyor. Antalya'da rüzgar esiyor akşam saati tam Ağustos ayında, ne olur sudan çıktığınız anda kurursunuz. Fanlı bir fırında tam Antalya'da Ağustos ayında güneş gibi hemen kurutur. Fazla kurur. Biz halbuki böyle içinin sulu sulu kalmasını istiyoruz. O yüzden fan yok. Kek yaparken fan yok. Köfte yaparken fan yok. Hepsinde bunlar kurur. Biz kurumasını istemiyoruz. Refikacığım, bize bulaşık çıkarmayan tarifler mi yapsam fırında kullanmadan mümkün? Çünkü öğrenci olmak. Evet, öğrenciler için çok güzel. Salı günü mü, çarşamba günü mü bir tane videomuz geliyor. 5 liranın altında tarifler denedim arkadaşlar. Biraz arada hüsranlar da var. Komik bir video oldu. Bakmanızı tavsiye ederim. Bahara yaklaşırken bir yemeklik saksı bitkileri yetiştirme rehberi gelse keşke. Bence gelse keşke gerçekten bir yemeklik pişirme. Ketojenik diyet için tarifler düşünür müsünüz? Düşünürüz ama ekonomi bizi ketojenik tarifler vermekte birazcık geride bırakıyor. Mehmet demiş ki bence boş harcaması çok kıymetliydi. Ben de öyle düşünüyorum Mehmet Bey. Ve onu bugünkü bilgilerini, aradan gerçekten 1,5-2 yıl geçti, tekrar ve daha belki kısa hallerini yapmayı düşünüyorum. Herhalde Ramazan ya da Ramazan'dan sonra o boş harcamaların böyle tık tık böyle hap hallerini yapacağım. Sütlaç da pirinçler sütte mi suda mı haşlanmalı? Çok güzel soru. Sütte ama suda haşlanmalı. Suda haşlandığı zaman açılıyor. Sütte o yeterince açılma olmuyor. Suda haşlayıp içine süt koymak gerekiyor haşlandık. İyice açıldıktan sonra. Şekerli de olmaz. Yani şekerli bir şekilde haşladığınız zaman, şeker içindeki haşladığınız zaman o zaman yine istediğimiz şekilde pirinçler açılmaz. Ay, şurada sütlaçlar yapacağım. Şuradan bir gösterebilir miyim arkadaşlara?
Süt helvası. Süt helvası. Arkadaşlar yabancı kanala bu hafta sonu haftaya mı? Haftaya yayınlanacak bir ayıptır söylemesi süt helvası yaptık. Altı böyle şey yabancı kanal olunca şey daha kolay. Altı birazcık muz, üzerinin yanına bir de azıcık hurma. Hurmanın tanesi 5 lira olmuş bu arada. Çok uzun süredir almamıştık. Onu görmüş olduk böylece. Ve üstüne süt helvası yaptım. Ve yavaş yavaş pişirdik falan filan. Böyle uf, çok acayip oldu. Muzlu ve hurmalı süt helvası arkadaşlar. Gel gösterelim. Ben de bir kaşık alayım. Evet. Soyalıyı eve yolladım. Bak. Burası böyle. Altı şey. Soyalı değil. Aynen. Böyle arkadaşlar. Çok güzel. Bir de yine yabancılarda çok fazla vegan var. Bu süt helvası. Böyle kaşıkta da ayıp söylemesi böyle duruyor. Vegan olarak yani kokonat Hindistan cevizi yağı ve Hindistan cevizi sütüyle denedik. Bayağı iyi oldu o da. Şiddetle tavsiye ederim. İngilizce öğrenmek isteyenler, İngilizce birazcık bilenler ve onu geliştirmek isteyenler lütfen bazı tarifler bu kanalda yaptığım tarifler oluyor. Ama ne olur orada da izleyin ve hatta sevdiklerinizle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Çünkü orada aslında hani yıllar geçmiş ve onu böyle üst üste üste yaptıktan sonra başka taraflarını bile hiç bilmeyeni anlattınız. Başka taraflarını anlatmış oluruz. Oraları da izlerseniz çok seviniriz. Refika Yemek Okulu Pro'dan nasıl faydalanır, nasıl ilerleyelim? Kısaca bahseder misin? Yöntemle ilerlemek istiyorum. Emeğinize sağlık demiş Ece Ertuğrul. Şimdi birazcık Yemek Okulu Pro'dan bahsedeyim. Yemek Okulu Pro aslında Türkiye'deki mutfak tekniklerini videolar üzerinden mükemmel bir arşive dönüştürmek. Ve bu bizim 12 aylık bir projemiz aslında. 12 ay boyunca ayda yaklaşık 40-50 video ki mesela bugün kaç tane çektik? Bugün 12 tane falan video çektik galiba. Ciddi çalışmalı videolarımız. Ve burada aslında iki tane temel şey yapıyoruz. Bir, Türk mutfağında bugüne kadar teknik diye belirtilmeyen şeylerin teknik olduğunu ve onun nasıl işlediğini anlatıyoruz. Ben mesela eskiden YouTube videoları yani YouTube'da videolar çekiyorum bir bilgi veriyorum ama bazı insanlara sıkıcı gelebilir. O kadar da ilgilenmeyenler olabilir diye. Bu daha özel bir yer olarak. Bu Yemek Okulu Pro yani kendini daha profesyonel kadar iyi hissetmek isteyen insanlar için yaptık. Mesela sadece bıçakla ilgili galiba 30 küsür video var. Ve hani burada Türk bıçakları yabancı. Onları böyle sistematik bir şekilde lütfen izleyin. Şimdi pişirme teknikleri başladı. Pişirme tekniklerinde her tarifi tekniğiyle anladıktan sonra mesela fırın mı anlatılıyor? Fırında birazcık vakit geçirin. Haşlama mı anlatılıyor? O gün onu izledikten sonra veya o hafta içerisinde muhakkak bir haşlama yapın. Üzerinde demleyin, videoların bazılarını bir veya iki, yani bir kere izleyin. Notunuzu alın, not defteriniz olursa çok iyi olur Yemek Okulu Pro defteri. Sonra geri dönün. Birazcık hani işte onunla yemek yapın. Sonra geri dönün bir daha izleyin. Çünkü siz yemek o yemeği yaparken diyelim bu haşlama veya fırın yemeği aklınıza başka bir fikirler de gelecek. O fikirlerle ilgili tekrar olacak. Burçin Hanım demiş ki bıçak teknikleri yalandı YouTube. Ben de ne yalan diyorum. Okuyorum. Bıçaklar alındı. Tahtamız geldi. Süpersiniz. Çok çok teşekkürler. Müge Boz gelmek istiyormuş istersen. Gelsin. Tamam. Bir iki saniye hemen şey yapmam gerekiyor. Buyursun. Ondan sonra ben de o sırada o zaman Instagram'dan peynir tarifi verir misin demişler. Klasik peynir tarifimiz var gençler. Hem de hillim tarifi yaptık. Onlara da bakabilirsiniz. Hepsi YouTube'da var. Ispanak bazen acımsı tat veriyor demiş. Ispanağın acımsı tadı vermemesi için ıspanağın çok pişmemesi lazım arkadaşlar. O zaman olur. Sağlıklı açıdan pişirme teknikleri daha bugün onun videosunu çektim. Haşlamadır her zaman çok iyi bunu yapan. Haşlama dediğimizde buharda çok özür dilerim. Buharda olduğu zaman
yaklaşık %14'ünü sadece kaybediyor. Haşlamaya geçince bu mesela o şeyin oradaki vitaminin %54'ü gidiyor. Kızartmada çok daha fazlası gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Refik Hocam bize standart et yemeği tarifleri... Ay kaçırdım. Böyle gençler, ben Instagram'ı o zaman ufak ufak kapatabilirim. Son soruları alabilirim. İncirli bonfile tarifim var et yemeği, doğru. Refik Hocam sana çok dağlı işler, çok teşekkür ederim Hatice Hanım. Durumlar böyle. Size böyle bir veda edeyim istiyorum. Sanırım şimdi öbür tarafa Müge geliyormuş. Müge'yi karşılamam lazım. İyi ki geldiniz. Daha sorular var. Menemenin püf noktası nedir derseniz hemen onu son cevaplayayım. Biraz tereyağı koyduk. Benim yaptığım menemen nasıl oluyor? Biraz tereyağı koyduk. Ondan sonra içine böyle ince ince biberleri kıydık. Koyduk. Yüksek ateş değil, düşük ateş ve pişirdiğimiz kap ya emaye ya bakır. Yani hızlı iletken ve ince olan bir şey. Altı kalın çelik değil. Sonra domatesleri soyduk, kabuklarını küp küp doğradık. Püre yapmadık. Küp küp de o tereyağlı biberli şeyde azıcık kavurduk. Kavururken kapağını kapattık. O böyle cızır cızır etti. Sonra yaklaşık 5-6 dakika böyle pişti. Sonra açtık. Üstünü ezdik. Sonra yumurtayı aldık, kırdık. Şöyle karıştırdık. Birazcık kaşar koyduk. Üstünü kapattık. Bir iki dakika daha sonrasında biraz daha kaşar koyduk. Öyle yedik. Dünyanın en güzel şeysi. Edirne'de yediğim bir menemendi. Böyle konuyu kapatalım. Bulgurcu teyzem gelmiş. Onu da öpüyorum Nursen teyzem. İyi ki varsınız gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Bunu bir gençler bakalım. Yemekler şey gelebiliyor mu şey? Evet. Gelecekmiş. Tamam. Neye lütfen cevap ver? PRB'ne cevap verdim ama Sanem Hanım bir tanesi demiş. Çok çok teşekkürler. Elazığ'dan selamlar. Viyana'ya sevgiler. Çok çok bir tanesiniz arkadaşlar. Konserve nohut yaptığımızda dolapta mı saklamayız yoksa dışarıda mı? Şöyle konserveyi sıcak sıcak alıyoruz, şey yaptık, onu konserveledik, kapattık biraz tuzlu bir şekilde. O öyle dışarıda kalabilir. Ama böyle çok emin değilsen, yeterince iyi kapatmadım veya iyi şey yapmadım, o zaman buzdolabında tutabilirsin. Ama dışarıda kalabilir, daha sonra ama sıcak olmaması lazım. İbrahim Bey, bu arada sıcak olmasa açtıktan sonra muhakkak buzdolabında olmalı ama. Bir gün Ebru Baybara'yla video çekseniz ne kadar güzel olur. Ebru Baybara'yı ben de çok seviyorum. O da bizim kardeşimiz gibi. Kendisi oradan oraya koşturuyor. Bir gün ben gideceğim onun yanına ve oradaki ekiple biz de, çünkü hem Refika'dan da falan da onların nohutlarını, onların oradaki kadınların yetiştirdikleri güzellikleri burada daha fazla insana ulaştırmaya çalışıyoruz. Ebru bu ülke için çalışan çok kıymetli insanlardan biri. Bence de Instagram'da da vardı hatta bu yorumlardan fazla tabii ki. Çikolatalı çilekli yaş pasta için hangi draje kullanabilirim? Valla ben orada bir şeylik yapmıyorum, seçicilik yapmıyorum arkadaşlar. Şeyinkiler çok güzel, Dr. Oetker'inkiler çok güzel. Bir de tabii böyle parça çikolata, damla çikolatanın versiyonları. Kalibo muydu markanın adı? Kalibao. Kalibao, pardon. Onlar çok güzeller ama biz hani artık ben ithal olanlardan çok şey yapmıyorum. Yani şu an ekonomik durumdayken ne kadar her şeyi yerli yaparsak o kadar daha doğru geliyor. Dolayısıyla yabancı olan bir şey. Yemeklere bulyon koyma. Yemeklere bulyon lütfen koymayın İlayda Hanım. Yemeklerin lezzetini arttıracak şey bir kere et lezzeti vermek istiyorsak ve azıcık bir et varsa onu çok güzel mühürlemek, kahverengileştirmek. Hatta tencere yemeği yaparken iyice kahverengileştirmezsek, geçen gün bir tane yeni serimiz var, şey pratikleştiriyoruz herkes diye. Erkan yemek yaparken baktım bir tencere yemeğinde, mesela sucuk yapacağız, rengi biraz değişince hemen. Tencere yemeğinde ne oluyor biliyor musunuz? Eti normalde pişireceğinizden bir tık daha fazla pişirmeniz lazım. Tavuk da olabilir, kıyma da olabilir, parça et de olabilir, sucuk da olabilir.
pastırma da olabilir. Normalde pişireceğinizden daha fazla, yani neredeyse bir çıtı cips gibi olacak mesela şey. Et de öyle ki sonra sulu yemek oluyor ya, o böyle o iyice her tarafı Maillard reaksiyonu kahverengileşsin. Ondan sonra yemeğin suyu gelince zaten onun lezzeti bütün o tencereye yayılacak. İstediğimiz şey o. Onu ve o aslında bir nevi işte şey yerine, bulyon yerine de geçebiliyor. Ve bulyon yani bir diğer şey yapabiliyoruz. Tabii ev yapımı et suyu. O ev yapımı et suyunu da eklemek mümkün. Ooo, kimler geldi? Müge geldi. Duyuyor muyuz Müge'yi? O bizi duymuyor galiba. Şimdi duyuyorum. Duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Herkes nasıl? İzleyen herkes de aynı zamanda. Bir anda böyle kendimi yayında buldum. Valla ben de bilmiyorum. Herhalde bizim ekip çok güzel becerdiler bu işi. Evet. Sen evde güzel yemekler yapıyorsun Müge. Yani yapmaya çalışıyorum diyemiştim. Senin yanında, senin karşındayken daha dikkatli konuşuyorum kendimce. Estağfurullah, estağfurullah. Yok sen eli lezzetli insan gözünden belli oluyor. Yani evet, elim lezzetlidir. Bir de ben şeyi çok seviyorum, böyle işte baharatlarla uğraşayım. İşte onu ona deneyeyim, bunu buna deneyeyim. Acaba şunu yaparsam nasıl olur diye böyle çok deneysel şeyler yapmayı da seviyorum. Böyle yeni lezzetler bulmayı seviyorum. Normalde de böyle çok tarif takip etmiyorum aslında. Biraz öyle bir huyum da var böyle. Tarife bakıyorum. Hemen ona böyle kendimce bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Ama işte böyle bazı teknik konularda mesela şu an senin incik, kuzu incik tarifini yapıyordum. Hatta onunla ilgili bir detaya bakmak için şeye girmiştim, YouTube'a girmiştim. Canlı yayında olduğunu gördüm. Canlı yayına katıldım falan. Şu anda onu yapıyorum. O baharat, kuzu kokusu baharatını falan yaptım. O mesela... Yani öyle şeylerde teknik destek alıyorum böyle senin gibi işin uzmanlarından. Vallahi helal olsun, bir karlı bir cuma akşamı ailesine kuzu kokulu, baharatlı incik yapan şey bayağı bence çok çok hayran olması, helal olsun. Vallahi iki gündür kar yağıyor diye tabii evdeyiz. Ben de bayağı da böyle çok fazla işte seyahat etmiştim. Çok yemek yapamamıştım. O yüzden böyle gördük dünden reklamlarda her yeri seyahat ettim. İşte o yüzden böyle dünden başladım. İşte Bine'ye de böyle bayağıdır şey yapamamıştım. Et sulu çorba yapamamıştım böyle kış, hani kolajen desteği olsun diye. İşte dün onu yaptım. Ondan sonra işte siyah fasulye yaptım. Lahanalı pilav yaptım. En sonunda işte senin geldiği şey. Bize de gel Müge. Vallahi gelirim. Süpersin. Çok iyi, çok iyi. Eğer incikle ilgili başka bir sorun veya bir şey olursa da şey, iyi ki geldin. İyi ki varsın. Biz seni çok seviyoruz. Arada gerçekten ya, burada hep beraber kızlar toplanıp yemekte yapabiliriz yani. Evet, bunu bayağı da konuşuyoruz. Bir türlü yapamadık. Ben de o zaman hazır yayına katılmışken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani şimdi ben normalde hep glutensiz beslenmeye çalışıyorum. Ve süt ve süt ürünü olmadan beslenmeye çalışıyorum. Çünkü onlar bana çok iyi gelmiyor. Yani bende biraz histamini yaratıyor ve böyle kendimi çok iyi hissetmiyorum yani uzun süre onları yediğim zaman. O yüzden de hani tabii ki daha çok sebze ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ama sebze şimdi böyle belli bir noktadan sonra şey oluyor, hani karnabahar, işte karnabaharın yapabileceğim pilavı vesairesi falan her şeyini denememe rağmen burada ben mesela şunu görüyorum. Yani sos bence çok önemli. Ve soslarda da genelde hep domates kullanılıyor. Ama benim gibi histamini sorunu olanlar var mı da bilmiyorum, ama işte bu domates de bizde biraz şey yaratabiliyor, yani sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden böyle hep hayal ediyorum. Mesela sen böyle domatessiz, süt ve süt ürünsüz ve glutensiz sos tarifleri mesela böyle yapsan da benim gibi böyle sebze, bol sebze tüketenlere böyle yeni bir ufuklar açsan. Olur. Az evvel gösterdiğim beraber elbasını gördün mü? O süt elbasını. Biraz önce bahsettin, evet, Hindistan cevizi sütüyle yaptım falan dedim, ona bakacağım. Aynen. Birebir tarifi şey, yani cumartesi günü yabancı kanalda çıkıyor. Hindistan cevizi yağı ve Hindistan cevizi suyu. Yağı biraz gerçekten gluten, orada un var. Unu değiştirmemiz lazım.
Sıfır mı glutensiz yiyorsun, az mı yiyorsun? Ya mecbur kaldığım zaman yiyorum. Eğer çok hani sıkı bir detoksta değilsem, çünkü bazen böyle 8-9 aylık böyle full hani hiç yemediğim zamanlar oluyor. Şu anda mesela öyle değilim, hani birazcık daha esnettim. Ama yine de hani böyle soslarda özellikle çok zorlanıyorum. Çünkü hep böyle bağlamak için bir un konuyor. İşte hep böyle kremalar, tereyağları falan filan. Tabii zaten çok güzel ama onları kullanamayınca da ne bileyim, mesela kerevizi ben şey yapıyorum, hani kereviz püresini yaptığım zaman biraz o böyle beşamel sosa yakın bir şey veriyor, tat veriyor. Öyle şeyler kendimce deniyorum ama şöyle bir challenge'a davet ederim. Özlem Hanım var. Bizim bir tane karnabahardan İskender'imiz var. Yani karnabahar böyle parça üstüne şey sarımsaklı yoğurt, üstünde de işte şey ne derler, domatesli böyle hani bir böyle çıtır çıtır yağ ve yani gerçekten hani İskender tatmini karnabahar yiyerek alabiliyorsun. Ama burada tabii yoğurt da yiyemiyoruz. Zaten tereyağı da yiyemiyoruz. Lahanadan makarnamız var. Lahanayı böyle ince ince bayağı makarna gibi kullandık. Orada böyle rokalı bir sos var. O bayağı güzel böyle. Ona bakayım lahanaya. İşte roka, zeytinyağı, fıstık. Onları beraber çekiyorsun. Ondan sonra böyle lahanayı 1,5 dakika tavada çeviriyorsun, karıştırıyorsun. O böyle bir enteresan oluyor. Ama bu challenge'a varım. Çok da güzel şeyler çıkarırız. Mesaj alınmıştır. Ondan sonra oradaki en büyük şey, videonun başında bahsettim, var mıydın orada bilmiyorum. Domates ve salça aslında hani bizim aslında Türklere, yani Türkiye'ye 150 yıl evvel geliyor. Çok da yeni bir yer şey. Ama hani kadında kalça olacak kadar, hani o kadar kalça yemekte salça kadar bu kadar şey olmasının en önemli şeysi, sebebi şey, her şeyin lezzetini arttırması. Yani salça koyduğun anda işte o patates de daha lezzetli, o kereviz de daha lezzetli falan. O olmadan onun alternatifi olan umamisi yüksek şeyleri düşünerek sana soslar hazırlayacağım. Anlaştık. Süper. Mesela işte o incik tartımı zaten o yüzden sevdim. Çünkü onda hiç domates yok. Hani pekmez ve sirkeyle koyup hani o biberiye vesaire, onda yani domatessiz bile olsa yine güzel böyle lezzeti yoğun bir tarif olduğunu düşünüyorum. Şimdi hatta ocakta birazdan gidip bakacağım ona. Hadi bakalım. Şey şeyler var, bu ne oluyor ya, Ceyda ile Fırat. Aha. Onlar geldi. Geçen gün Chicken şey General Tso böyle TSO diye yazılan bir tavuk tarifini Fırat çok seviyormuş. Bu şey Çin lokantalarında olan. Onun böyle sosunu böyle tabii 40 bin tane karışık olan bir sos var. Onu elimizdeki sirkeyle, pekmez ve dediğin gibi bir şey, sarımsak falan böyle 3-5 şeyle yaptım. Çok acayip oldu. Onu da böyle bu tarz şeyleri uygulayabilirsem ben çalışacağım hocam. Seni çok öpüyorum. Ben de öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Seviyoruz seni Refika. Ailedek seviyoruz. Caner'le bile şimdi yukarıdalar da karda oynamışlardı, şimdi yeni geldiler. Onun da selamı vardı. Boncuk onlar hepsi vallahi çok çok şekerler. İyi ki varlardı. Bize de umut ve güzellik, ışık oluyorsun. Senin her Instagram'ına baktığımda ve şey yaptığımda bir ışık oluyor vallahi. Çok çok iyi ki varsınız. Aydınlık, insanlara ihtiyacımız var. Öpüyorum. İzleyen herkese de çok sevgiler. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Neslihan Hanım şeyi sormuş. Mutfak şefi çekilişine nasıl katılıyoruz diye. Arkadaşlar pazar günü Instagram'dan olacak. Muhakkak katılın derim. Ceyda ve Fırat'la video 22'sinde çıkıyor Ferzan Örs. Ferzan Hanım şeyle bir şey var mı? Yasemin Örs'le bir akrabalık. Onu merak ettim. Öylesi şey. Tavuk sote malzeme sıralaması nasıl olmalı? Tavuk sotede önce tavuklar girdi. Hop döndüler. Başka tavuk sote ne koyduğumuzla alakalı. Ne koyarız? Sarımsak koyacağız. Sarımsağı, tavuk birazcık, bir kere tavuğu önce ben sarımsak, birazcık sirke veya soğan suyu ve hafif belki bir salçayla falan döndürebiliriz. Yok salçalı yapmak istemiyoruz dedik. Tavuğu
biraz sarımsakla, zeytinyağıyla, tuz, karabiberle şey yaptık. Onu böyle bir çevirdik. Onun içine ayrıca çok fazla kalabalıklaştırmadık. Suyunu salmadı, şöyle kavurduk. Sonra içine neler attık? Biber, havuç, biber, taze soğan diyelim. Bunlardan en zor pişen, en önce bitmesi lazım. Burada havuç, sonra biber, en son daha altını kapatırken taze soğanı koyup bitirebiliriz. Brokoli dedi Furkan, brokoli de istiyorsak brokoliyi de şeyden sonra ve en başta daha doğrusu şeyden bile önce koyup şey yapıyoruz. San Sebastian sayesinde hızlı ve marifetli çalışkan bir anne ödülüm var. Süpermiş Merve Hanım, o ödül sizin. Tabii ki benim sayemde yani bir katre faydam olduysa ne mutlu bana. Kuru fasulye tarifi. Kuru fasulye tarifi de haftaya geliyor. Onu hem de böyle çok hızlı ve pratik bir tane. Sarımsağı temizleyip saklarsak kaç gün dayanır? Bir hafta dayanır. Bir haftadan daha fena, daha uzun da kötüleşir. Ama saklarken buzdolabında kapalı bir kavanozda saklayalım. Viyana şinisel ve yanındaki patates salatasını yapmamış mıydık? Viyana şinisel ve yanındaki patates salatasını yaptık mı? Yanındakinin aynısını yapmadık Merve Hanım. Ama benim bir mor lahanalı patates salatam var, hardallı ve acı biberli ve o kadar güzel, onu şiddetle tavsiye ederim. Şu an açtık, geriden izliyoruz demiş Neşe. Daha bir güzel video. Kemik suyu dondurucuda ne kadar durabilir? Vallahi 6 ay çok rahat durur. Burada mühim olan, mesela buz kalıplarına koyduysanız, buz kalıplarına donduktan sonra çıkarın, onu buzdolabı poşetinde koyun. Çünkü kalıplar orada kaldığı zaman kurumaya başlıyor. Ama buzdolabı poşetindeyken hani bu artık buzdolapları no frost ya. No frost olunca nem oluyor. O nemi almak lazım. Onun için o nemi alıp nemi aldığı zaman gittikçe kurutur şeyi. Dolayısıyla dondurduktan sonra buzdan çıkarıp buzdolabı poşetine koymak lazım. Evde mayonez yapmanın püf noktası nedir? Pratik olarak anlatabilir misiniz? Oradaki şey aslında yumurtanın sarısını hardalla bağlıyoruz, sonra içine yağ minik minik pıt 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 yağ koyup güzelce orada babam olsa çocuk işemesi der, böyle incecik ip kadar ince yağı dökmek ve devamlı karıştırmak aslında. Hastayım, acaba hafif yemek tarifi verebilir misiniz? Hastalık nedir Özge Hanım? Ona göre söyleyeyim yemek tarifini. Yemek Okulu Pro'daki tariflerin hepsini göremiyorum demiş. Şimdi şöyle, bu şeylerde bir sinir oluyor. Bir Yemek Okulu Pro var. Pro destekliyorum var. Orada 5 video oluyor. Bir de her ay. Bir de Yemek Okulu Pro ya da Yemek Okulu Pro olan var. Ondaysa o dediğimiz 30 tarifi görebiliyorsunuz. Eğer o daha düşük olandan öbürüne geçmek için size nasıl yapılması lazım biliyor muyuz? Aynı katıla abone olurum gibi oradan yükseltebiliyorsunuz paketimizi. Paket yükseltmek gerekiyormuş. O 5 tanesi daha işte destekliyorum paketinde her konunun en can alıcı videolarını koymaya çalışıyoruz. Serra Nur Sinanoğlu, Refikacığım bir tanesinin et marinasyonu ile ilgili ufak tiyolar verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi tuzlama konusunda düşün. Özellikle marinasyonda tuzlama konusunda çok fazla tuz olmaması lazım. Ama hiç tuz olmazsa da marinasyonun yeterince lezzetli, yani et yeterince lezzetli olmaz bir. İkincisi bazı şeyler lezzet vermek için var. Soğan, sarımsak, baharatlar, yeşiller yani biberiye, kekik, maydanoz falan. Bunlar lezzet vermek için var. Baharatlar da öyle. Bütün bu lezzetin ete geçebilmesi için iki tane şeye ihtiyaç var. Bir tanesi asit. Yani bu soğan suyu olabilir, bu yoğurt olabilir veya bu sirke olabilir. Bu böyle girip etin gözeneklerini açması lazım. Bu iş için bu üçünden bir tanesi ya da başka şey. Kefir de çok işe yarıyor. Bir öyle bir şey lazım. Bir de demin söyledik baharatlar. Yani baharatla lezzet vericiler. İşte karabiberi, tuzu ve
yeşillikler. Bunların da bu açılan gözlerin içine girebilmesi lazım. Onun için de ihtiyaç olan şey yağ. Güzel bir yağ, bu zeytinyağı olabilir, tereyağı olabilir, neyse şey. Bu yoğurt veya kefir olduğunda kendi içinde hem asitlikli hem de lezzet verecek, yani içine taşıyacak yağ bir arada olduğu için o başka bir şey de olabiliyor. Bu 3-4 öğe muhakkak olmalı. İlikli kemik suyunu kuzudan mı yapalım, kaç saat kaynatmalı? İlik, iliğin açılması ve bozulmaması, içindeki o kolajenin bozulmaması için derecelerin çok aşırı yükselmemesi lazım. Çok aşırı yükselmeden 70-80 derecede bir 4-5 saat kaynattığım zaman o içindeki ilik tamamen dışarı çıkabiliyor. Ama et içinde geçer, etin içindeki kolajen içinde geçerli. Hani böyle diri diri tutan şey aslında o. Ama onu hızlıca çok yüksek ateşe, yüksek dereceye çıkardığımızda o proteinler parçalanıyor. Bu Wikipedia, like a Wikipedia demiş Mehmet. Çok sevdim bunu. Çok öpüyorum Mehmet kocaman. İyi ki varsın. Böyle bir şey genel olarak şey olabilir. Bir demin Özge Hanım sormuştum hastalığı ne diye, üşütmüşüm dedi. O zaman tam bir yemek tarifi değil, çok basit bir sıcak salep tarifi vereyim. Ve o tarifle şey yapabilirsiniz. Kaç? 300 mililitre süt, yani bir büyük bardak şöyle süt diyelim. Onun içerisine beni bir yanlışsam düzelt Furkan. Bir çorba kaşığı un, bir tatlı kaşığı nişasta. Bir tatlı kaşığı olacak. Ha, bir tatlı kaşığı un. Bir çay kaşığı nişasta. Bir çay kaşığı nişasta. İki tatlı kaşığı toz şeker. İki tatlı kaşığı toz şeker. Birazcık varsa vanilin. Onu böyle karıştır. Vanilin yoksa da önemli. Güzelce karıştırıp ateşte güzelce kaynatın. Onu böyle sıcak sıcak için, tabii, bir nevi böyle bir üstüne biraz tarçın da koyabilirsiniz. Pişirirken içine tarçın da koyabilirsiniz Özge Hanım. Tekrar söylüyorum. İşte bir büyük 300 mililitreye bir tatlı kaşığı un, bir çay kaşığı nişasta, iki tatlı kaşığı şeker ve azıcık vanilin. Bu böyle sahte salep benim çok sevdiğim. Abimler geçtiğimiz haftalarda Covid oldu. Arada onlara böyle gönderdi. Böyle içinde insan sıcak tutuyor. Güzel terletiyor da çok iyi oluyor. Pro'ya içerikler ne sıklıkla eklenecek? İlk videoları izledim, bekliyorum. Evrim Kayataş daha yeni. Bugün eklemiş olmamız lazım Pro'ya. Bugün yüklendi. Dün yüklendi. Evet. Yeni 5 tane pişirme tekniği. Hemen pazartesi salı bir 5 tane daha giriyor. Biz de daha yeni alışıyoruz. Her ay normalde Evrim Bey ya da Evrim Hanım her ay iki böyle set, yani böyle Netflix dizisi gibi ilk set bıçaklar ve ikinci set pişirme teknikleriydi. Biz ikinciyi daha henüz beceremedik tam tak diye koymayı. İkinci setimiz o. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay tavuk soslar ve lezzetli sular. Soslar ve lezzetli sular ve tavuk yemekleri var. Bayağı bir içerik var yani. Ve Türk mutfağında mesela hani bu soğanı kavuruyoruz, üzerine şey salçasını koyuyoruz ve bir hani şey oluyor, yemeği ona yapıyoruz ya. Mesela onun sokarıç olduğunu ve yıllar aslında olan bir Türk mutfağı tekniği ve adının da bu olduğunu gibi bilgileri de inşallah o işte lezzetli sular ve soslar. Ama bunu yaparken hani işte Batı'nın meşhur sosların sularında yapmıyor olmayacağız. Onlar da işin içinde olacak diye böyle özetleyebilirim. Ben teşekkür ederim. Bir saatten fazlanız aldım. Karnım aç yazıyor Cemile. Cemile daha fazla aç kalma. Sizi kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız. Ve hep beraber olalım inşallah.